Mislikom 2. Lig Beyaz Grup 20. hafta mücadelesinde Manisa Futbol Kulübü sahasında Çorum Futbol Kulübü'nü ağırladı. Mümünöz Kasap Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan, Başkan Vekili Engin Anlı, Futbol Şube Sorumlusu Fikret Taşçı ve Yönetim Kurulu üyeleri takip etti. Karşılaşmaya etkili başlayan Manisa Futbol Kulübü ilk yarıda yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremedi. İkinci yarıda da baskısını sürdüren siyah-beyazlı takım 72. dakikada Okan Eken'in golüyle rakibini 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla ligde 51 puana yükselen Manisa Futbol Kulübü liderliğini sürdürdü. Maçın ardından teknik direktör Serkan Özbalta değerlendirmelerde bulundu. Ligin ikinci yarısının çok sıkı geçebileceğini biz oyuncularla, işte yönetimimizle, kendi içimizde hocalarımızla hep bunu paylaştık. İkinci yarılar sıkı geçer. İkinci yarılarda takımlardan oyun bekleme ihtimali düşüktür, azdır. Bunun bilincindeyiz. Hele bir de işte devreye girerken iyi şeyler yapmış giren bir Manisa Futbol Kulübü olunca saygı duyarak söylüyorum. Rakip takımlarda biraz daha tabii ki çekinme olayı biraz daha seviyesi artarak katlanarak gideceğini biliyoruz. O bakımdan ikinci yarı sıkı geçecek. İşte bugün siz de izlediniz. 1-0 bir galibiyet. Ama galibiyete giderken, taşırken tabii bizim saydığımız 8-9 tane net pozisyon. İyi oyun oynamaya çalışıyoruz. Onların tekrar tekrar anılarından öpüyorum inşallah. Yani bugüne kadar yaptıkları inşallah az şey değil. Ama dediğim gibi onlar bizlerden çok daha idrakında, farkındalar. Herkes farkında bu olayın. Sezon sonuna kadar bu işin bitmeyeceğini biliyorlar. Biz maçlara tek tek bakacağız. Manisa'daki insanların hani sevincine ortak olabiliyorsak, onları bir demde huzurlu edebiliyorsak, evlerinde skorlara baktıklarından sonra evet Manisa FK bugün de güzel bir oyunla kazanmış dedirttirebiliyorsak, hani yaşlı teyzesi, amcası veya küçük 10 yaşındaki çocuğu, bu bambaşka bir zevk oluyor. Onu da tattırabiliyorsak ne mutlu bize. Karşılaşmayı takip eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de maç sonunda Manisa TV mikrofonuna değerlendirmelerde bulundu. Tabii her şeyden önce galip geldiğimiz için mutluyum. Bugün biliyorsunuz hem fırtına hem de ağır saha şartları, yağmurun altında geçen bir mücadele, sahanın çok ağırlaşmış olması istediğimiz topu oynamamıza noktaya getirmedi. Ama yine de maç boyunca bütün futbolcularım çok iyi mücadele ettiler. Skor bugün 4-5 de olabilirdi, çok daha farklı olabilirdi, çok gol kaçırdık. Ama her iki rakibi de, takibi de, takımı da tebrik etmek lazım. O açıdan galibiyet güzel. Sonuç ne olursa olsun galibiyet güzel. Yolumuza devam ediyoruz. Manisa Futbol Kulübü ligin 21. hafta mücadelesinde deplasmanda Kocaeli Spor'a konuk olacak.